Assalomu alaykum. Ushbu videoda 2021-yil tuman bosqichida 9-sinflarga tushgan savollarni, mana shu savollarning yechilishini ko'rib o'tamiz. 3 xil qiyinlikdagi 30 ta savol jami. Demak, shularning barchasini batafsil yechimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi mana kasr 928. 928 mana 10 üstü minus 2 mahraca 100 bo'lib tushsa 80 bo'ladi. Minus 10'dan 6. Bunu 8'e qisqartirsak 10'dan 116. 6 taqsim 10. Demek 11 çıkadı ekan. Endi ikinci kesirini demek suratini hisoblasak. 42 ko'paytirilgan 6'dan 3 6 18. 5'ni qo'shsak 23 plus. Demek 3,13 yani 10'dan 33. Bo'lingan 100'dan 3. Ko'paytirilgan 3'dan 100. Minus 1. Endi bu bilan bunu qisqartirsak 7 qoladi. Bu bilan bu qisqarsa, bu bilan bu qisqarsa demek 11 qoladi. 7'ni 23 ga ko'paytirsak 161 plus mana bu 11 bilan 10 110 minus demek minus 1 demek 270 bo'lar ekan. Ve endi mahrajni hisoblasak 3,4'dan 3 yani 4'dan 15 ko'paytirilgan mana bu 1000'dan 625 625'den 1000 minus demek 100'den 84 bölüngen yani köpeytirilgen 8'den 10 mana şunu hesapla basak demek bu bilen bu kıskaradı bir yerde 8 bir yerde 5 kaladı 125'e kıskartırsak 8 bilen 4'ni ham kıskartıramız bir yerde 2 kaladı 5 bilen 15'ni kıskartırsak bir yerde 3 kaladı 3'ni 2'ye köpeytirsek 6 minus ana indi bu 0'lani kıskartırsak 84 bilen 8'ni 4'ye kıskartırsak bir yerde 2 bir yerde 21 kaladı köpeytirsek 20 surette 21 demek 99 taksim 20 bo'lar ekan. Endi şunu mana 100'den 3'ga bo'lish kerak. 99 taqsim 20 ko'paytirilgan 3'den 100. Bu bilan bu qisqarsa 33, bu bilan bu qisqarsa bir yerda 5 qoladi. Demak 165 ekan natija. Ana endi mana bu kasrning qiymati 11 chiqqan. 11 demak mana bu bo'lishni ko'paytirish almashtirsak kasr teskari tartibda bo'ladi va mana bu minus bilan yana o'z holiga qaytadi. Demak, surat 270, mahraj 165. Bu bilan bu qisqarsa 15 qoladi. 270 ni 15 ga bo'lsak 18 chiqadi. Demak, D javob varianti to'g'ri ekan. Ana endi bu birinchi savol edi. İkinci savol. İkinci savol 1 2 3 4 5 raqamlardan foydalanib nechta 4 xonali son tuzish mumkin? Bunda raqamlar her bir sonda bir martadan ortiq takrorlanmaydi. Demek 4 xonali sonning birinci xonasi, ikinci xonasi, üçüncü ve 4-chi xonasi desek, birinci xonasiga qo'yishimiz uchun mana 5 ta raqam bor. Ya'ni 5 ta imkoniyat mavjud. Mana bu o'rin uchun 5 ta. Ana endi bu yerga bitta raqamni qo'ysak 4 talasi qoladi. Ikkinchi xona uchun mana bu. Yuzlar xonasi uchun 4 ta imkoniyat bo'ladi. Demak, onlar xonasi uchun 3 ta imkoniyat, birlar xonasi uchun 2 ta imkoniyat qoladi. Demak, ko'paytirish qoidasiga asosan demak, bu 20 6 120 ta. 120 ta bo'lar ekan. Mana B javob varianti to'g'ri. Endi keyingi savol
Ha, demek ki ikinci soğanı bu taraftan. Bunu bir şekilde alalımız. Demek üçüncü soğanı. Üçüncü ve dördüncü soğanı bir gelikte alsak. Demek 3. sual balık ağırlıkları 14, 12, 11, 8, 15 kabi nisbette. Demek 14, 12, 11, 8, 15. Mana şimdi kabi nisbette ve ikincisi mana bu. 1 bütün 100'den 12 kilogram eken. Bütün balıkların ağırlığı. Demek ikincisi 12'ye proporsiyonal. Ve 1 bütün 100'den 12. 12'ye proporsiyonal 1 bütün 100'den 12 kilogram çıkadı. Bütün balık ise mana 14 plus 12 plus 11 plus 8 plus 15. Mana çünkü proporsiyonal. Demek bu 26, bu 26, 8 bile 60. Demek 60 saniye proporsiyonal. Bu ise hazırca normalim. X kilogram. Bu yerden x'ni topadigan bo'lsak 5,6 kilogram ekani kelib chiqadi. Mana D javob varianti to'g'ri. Endi 4-chi tenglamaga o'tsak. 0,100'dan 1, 1000'dan 1 x plus 2 bo'lingan 0,3 ve köpeytirilgen 100'den 100'den 1. Bu 11 bütün 12'nin o tarafı ötürsek 33 bütün 10'dan 4 oladı. Demek 100'den 1'ini bu tarafı ötürsek 334 oladı bu. 334. Demek anayında şu 334'ni 0 bütün 13'e köpeytiriş gerek. Demek mana bu kısmı 0 bütün 1000'den 1 x plus 2 degenimiz 334 köpeytirilgen 10'dan 3 buladı. Bu ham demek 1002 taksim 10. Bu 2'ni ötürsek demek 0 bütün 1000'den 1 x deyin 982 taksim 10. Demek x deyin 982 de 2 de 0 beremiz. Demek bir de doğru cevap kilitirilmegen eken. Doğru cevap yok eken 4'üncü de. 4'üncü mene bu belki hata gitken mi mene kril yazığında kap gitken bu. Yaxşı devam kılamız. Demek yani şimdi 5. 6. sorularını hiç hareket kılamız. Mana 5-chi 6-chi savollar. Demek A punktidan bu punktga qarab yük poyezdi yo'lga chiqdi. Demek 5-chi savol. Mana A punkt. Mana bu yerda B punkt bo'lsin. Demek bu tarafa qarab yo'lga chiqdi. Oradan 3 soat o'tgandan keyin uning ortidan tezligi yük poyezdining tezligidan 40 km/soat ortiq bo'lgan yo'lovchi poyezdi yo'lga chiqdi. Demek bunun tezligi V. 3 saatte məlum bir mesafe basıp ötedi. 3V mesafe mana şu yerlere gelip kaladı. Oşa vaxtda mana bu yerden yine bitti. Poyez yolga çıktı. Onun tezligi ise V plus 40. Mana 40 kilometre saat artık deyilgen. Şimdi yük poyezi yolga çıkan eden 15 saat ötüb. Demek
3 soat o'tadi, yana 12 soatdan keyin. Yana 12 soatdan keyin. Mana bu 12 soatda yana 12 V masofa bosib o'tadi. Bu esa 12 soatda V plus 40 ko'paytirilgan 12. Mana shuncha kilometr masofani bosib o'tadi. Bu esa jami demak ikkisining yig'indisi 15 V. Mana shuncha masofa bosib o'tadi. Endi yuk poyezdi yo'lga chiqqan 15 soat o'tib, yo'lovchi poyezdi yuk poyezdidan 300 km oldinda. Demak, mana shu masofa, mana shu masofa. Mana bu masofadan 300 km ortiq ekan. Demak, bundan 300 ni ayirsak 15 V ga teng bo'lishi kerak. Demak, qavsani ochib chiqsak 12 V plus 480 minus 300 teng 15 V. 3 V teng 180 V teng 60 kilometr soat. Yük poyezdinin tezligi mana kelib chiqdi 60 kilometr soat ekan. Endi 6-chi savolni yechish harakat qilamiz. 6x kvadrat minus 4xy plus 2y kvadrat 1'ye teng deyilgen. Demek bu mahrajını bu tarafa köpeytirip yazamız. 2x kvadrat plus y kvadrat. Bu tarafa ötürsek 4x kvadrat minus 4xy plus y kvadrat teng 0. Bundan y teng 2x ikeni kelip çıkadı. Demek x plus y mahrajda y minus x. Yani şunu kıymatını tapış için y'nin onlara 2x koyamız. Mahrajda 2x minus x. Demek bunun neticesi 3. Acaba doğru iken. Bunun aldığı testde hem 60 km saat tezlik çıkıyordu. Bu yerde hem acaba doğruydu. Demek keyingi savollar ötemiz. 7-chi tenglama 8 9 ni ham demek birga olsak 7-chida tenglamaning ildizlar yig'indisini toping deyilgan. Demak, x plus 1 ildiz ostida x kvadrat plus x minus 2 teng 2x plus 2. Mana bu ifodadan 2 ni kvadratdan tashqariga chiqarsak x plus 1 bo'ladi. Demak, bu tarafa o'tirsak x plus 1'ni çıkarıp asak kaos içinde ildiz astı x kvadrat plus x minus 2 minus 2 kaladı. Bu yerden x teng minus 1, bunu nörge tenglesek x kvadrat plus x minus 2 teng 4 boladı ve x kvadrat plus x minus 6 teng 0. Bu tenglemeden x teng minus 3, x teng 2 ekeni kelip çıkadı. Ana indi x teng minus 1 tenglamani yechim bola oladı elbette. X teng minus 3 bola olmaydı. Çünkü mana x nondan minus 3 koysak tenglikni o'ng tomoni menfi. Ha, bu tomoni menfi. Demek 2 menfi qisqarib ketsa müsbət bolar ekan ve ildiz astıdan minus 3'ni koysak minus 3'ni kvadratı 9. Demek ildiz astı müsbət. Minus 1'de çi? Ve demek minus 3 cevap bol beled ekan. Mana bu minus 1 ise cevap bol almaydı ekan. Sebabı minus 1'de mana ildiz astı anıqlanmagan. Mana
Yıldız astı minus 1'de anaqlanmagan. Ve 2'de. Demek 2'de. 2'nin kvadratı 4. Plus 2. Minus 2. Demek 2'nin kvadratı 4. Bir yere 2 koysaq. Demek 4. 4'ten 2 çıkadı. Bu taraf 6, bu taraf 6. Demek 2 geçim bola aradaki. Buranın yığındısı ise minus 1. Demek texnik hata yol koymağam bolsam, ana şunun boladı cevabı. Minus 1. Demek ana şu yerden minus 1'ni geçim sıfatında kabul kılalımız. Çünkü ilcası da anıqlanmağam. Mana bu ikisi ise geçim boladı. 8-ci saval. 12A 86B. Mana 6 xonalısan 72-ye bölünür ekan. 72-ye bölünse A plus bunu tapış gerek. A plus bunu. Demek 72-ye bölünürken bosa, demek 72 9 köpeytirilgen 8 boğanı için mene ahir 3'te rakamı 8'ge bölünüş kaydası. 8'ge bölünüş gerek. Demek B. Elbette 4 buluşke mecbur. Bu tenk 4. X kaldı. Mene 864'ten başka B'nin oranına rakam koysak hasıl bu adamı salla 8'ge bölünmedi demek. 864 ise bölünmedi. Ve şimdi 9'ge bölünüş kaydası, rakamları yığındısı 9'ge bölünüş gerekedir. Bir de 4 olsa bu bilen 10, 18, mene bu 3 demek A teng 6 buluşke mecbur. A plus B ise demek 10 çıkadı. A plus bu 10 ana S cevap variantı. S. 9'uncu. İkinci rakamı birinci rakamdan katta bo'lgan nechta iki xonali natural son mavjud. Demek natural son ekan. Bu yerda ikinci rakamı birinci rakamdan katta. Demek bu yerda x y'dan kichik, ya'ni ikinci rakam birinci rakamdan katta. Demek 12, 13 va hokazo 18, bu yerda 8 ta. Uzur. 8 demez bir yerde. 19. 19 geçe. Hakikaten 8 de. Keyin 23. 24. Ve hakeza. 29 geçe. Bu yerde 7 tağlaşmasam. Ve hakeza. Demek 78, 79. Bu yerde 2'de 89. Bu yerde bitti. Yani 8, 7 ve hakeza 2, 1. Demek 1'den 8 geçe bulgen sonlar yığındısı. Bu ise 36. Demek 36. Adaşmasam 36 degen cevap S variantta durdu. Demek devam kılamız. Şimdi demek 10. saval 11, 12 şu tarzda devam kılamız. Demek massası 228 gram tuzlu aralaşma tərkibde 88.2% su var. Aralaşma tərkibde 81% su buluşu için kança suunu buğlantırış gerek?
Demek 88,2% su bolsa, demek 10. savol desek 228 gramning demek 88,2 11,8 faizi tuz. Demek bundan bir neçe gram buğlandırılgan ve demek su buğlanganı için tuzun miktarı özgermey kaladı. Ana şunun için demek şunu tabi basak 11,8 faizin. Demek 228 mahrajda 100 köpeytirilgen 11,8 faiz. Mana şunca tuz bor. Endi şu tuz mana 81 faizi su bo'lib qolsa 19 faizini tashkil etib turibdi. Demek qandaydir sonning 19 faizi mana shunga teng. 228 taqsim 100 ko'paytirilgan 11,8 ga teng. Mana bu yuzlarni qisqartirsak bu bilan qisqaradi. Demek 12 qoladi ekan. Demek x teng 12 ko'paytirilgan 11,8 gram. Bu endi keyingi eritmaning barcha miqdori. Demak 12 ni ko'paytiramiz 11,8 ga 141,6 141,6 ekan. Demak 141,6 gram ekan. Dastlab 228 gram bo'lgan bo'lsa 228 dan 141,6 ni ayiramiz. Demak 227 desek 6 demak 141,6 desek bu yerde 4 kaladı. Bu yerde demek 6 kaladı. Bu 1 bo'lib qoldi. 21 dan 14 dan ayırsak 7. 76,4 gram ekan. Mana D javobda turibdi. 11-chi savol. 1 2 3 va hokazo 10 11. 1 2 3 va hokazo ko'paytirilgan 10 ko'paytirilgan 11. Mana shu son 399 x 68 y z. Demek bu 8 xonali son bo'lsa 4x plus 3 y plus 2 z. Mana shuni qiymatini toping deyilgan. X y z lar bu yerda raqam. X, Y, Z'ler rakam. Demek bu ahirgi ikitesi 0 buluşu anıq. Çünkü mana birden 10 geçe bu salla köp etmez 2'ten 0 bilen tügidi. 11 bilen köp etirsek hem 2'ten 0 bilen tügidi. Y hem Z hem mana 0. Yani endi x'ni aniqlasak bo'ldi. Demek x'ni aniqlash uchun ko'paytiramiz. Demek 2 3 4
Demek küp ayıtıramız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana oxirgi 2 ta raqami 0. Mana bu yerda 1 turar ekan. Demak x teng 1. Buni ko'paytirib hisoblash ham qiyin emas. Demak x teng 1 bo'lar ekan. Demak natija 4. Ana endi 12-chi savol. To'g'ri to'g'ri burchakli uchburchakning o'tkir burchagidan chiquvchi medianalar berilgan bo'lsa, uchburchak gipotenuzasini topish kerak. Demek bunu alohida beta yazsak. Yani şu betini tozalab alıp. Demek mesele şartını kaytadan keltiramiz. 12 13-chi savol bilan. Mana. To'g'ri burchak, uchburchak. Mana to'g'ri burchak, uchburchak. O'tkir burchaklardan chiquvchi medianalar. Demak, mana shu median, mediana deb hisoblasak, bu yerni teng desak. Mana bu ildiz osti 89 ekan. Ve mana bu medianası, mana bu mediana ildiz astında 156 eken. Bolsa uçburçak hipotenuzasını topin deyilgen. Mana bir x, x, bu yerisi y, y bolsun. Mana bu hipotenuzası z bolsun. O halda 2x'nin kvadratı, yani mana bu to'g'ri burchak uchburchakda Pifagor teoremasini yazamiz. Plus y kvadrat teng 89. Yani endi mana bu uchburchakda Pifagor teoremasini yazamiz. X kvadrat plus 2y'nin kvadratı 156. Yani endi bunu qo'shsak 5x kvadrat plus y kvadrat. Bu tarafta 5, bu ikisini koşsak, demek 13, 14, demek 245. X kvadrat plus y kvadrat değil. Demek 49, anlaşmasam. 49. Yani endi hipotenuza z kvadrat 4x kvadrat plus 4y kvadrat keting. Şunun için bunu demek 4'e köpeytirsek 196 kelib çıkadı. Bu ise 14'nin kvadrat. Demek z teng 14. Yani hipotenuza 14. Sa cevap doğru eken. 13. savol. Tengsizlikning bütün yechimlari yig'indisini toping deyilgan. Ildiz osti x plus 3 katta x minus 3. Demek x minus 3 0 dan katta 0 ga teng bo'lsa ham kvadratga oshirib yechamiz. Demek x plus 3 katta x kvadrat minus 6x plus 9 dan. Eğer de x minus 3 mana bu tarafı 0'dan küçük bo'ladigan bo'lsa x plus 3'ni 0'dan katta teng bo'lishi yeterli. Demek bunu oddiy bo'lgani uchun yechib qo'ysak x küçük 3 çıkadı. Bunu yechadigan bo'lsak x katta teng minus 3. De bu ikisini kesiştirsek minus 3'ten
3 gecha bo'ladi. Mana shunday. Endi bunu yechsek x kvadrat minus 7x plus 6 kichik 0. Bunu yechadigan bo'lsak x tegishli 1 6 interval çıkadı. Endi bu x x katta yoki teng 3 bilan kesiştirsek, demek 3'ten 6 geçe çıkadı. Endi bu ikisini demek birleştiradigan bo'lsak, birleştiradigan bo'lsak minus 3'ten 6 geçe çıkadı. Demek x mana shu yerda tegishli. Endi bu yerda bütün yechimlar yig'indisi deyilgan. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. Demek 5 ham var. Mana bu 3'si bilen bu 3'si 0 bo'lib ketsa, 5 bilen 4'nin yig'indisi 9. 9 degani D javob variantida turibdi. Demek D javob to'g'ri bo'lar ekan. Endi bu o'chirib keyingi savolni olamiz. Demek 14 15 14 15-ci savolla. 14-ci savol. Demek minus 3x minus 10 birinci funksiya, ikinci funksiya isə 0,5x minus 4 çizgilər və absis oxu bilən çəkilən üç burçak yüzünü tapın. Demek x-ə 0 versək y minus 10, şöyle minus 10 desək, indi y-ə 0 versək x teng minus 10 taksim 3. Birinci çizgimiz mana şimdi ötereken. İkinci çizik x'ke 0 versek y minus 3. Mana şöyle minus 3 desek. Şimdi y'ke 0 versek x teng 6. Demek mana şimdi ötereken. Demek bizge kerekli uç burçak mana şu. Mana şu uç burçak. Endi mana bu yerni bildik. Minus 10 taksim 3. Bu yerdan berecha 6. Demek bu 3 burchakning asosi 10 taksim 3 plus 6. Yani 28 taksim 3. Endi bunu balandligini topishimiz kerak. Bunun için mana şu noktanın y'ini topishimiz yeterli. Yani minus 3x minus 10 teng 0,5x minus 3. Bu taraf ise 3 yarım x. Bu taraf ise minus 7. Bundan x teng minus 2 iken kelib çıkadı. Minus 2'ni bir yere koysak. Ya ki bir yere koysak. Demek 6 y teng minus 4. Demek mana şu noktanı y'ye minus 4 bo'lgani uchun balandligi xuddi mana balandligi 4, mana bu yer esa 28 taksim 3. Mana şimdi 3 burchak hosil bo'ldi. Demek bunun yuzasi 1 taksim 2, 28 taksim 3 ko'paytirilgan 4. Demek 56 taksim 3. Bu ham 18 bütün 3'ten 2. Adashmasam. Demek bu cevap variantı doğru. 15. savol. Y plus modulda x plus 1 teng 1. Y minus x'nin modulu teng 5. Bolsa
3x plus y mana shuni topish kerak ekan. Demak bunu ikki xil holatda yozib olsak y minus x teng 5, y minus x teng minus 5. Bunu ham ikki holatda yozib olinadi. Demak x katta y teng minus 1 bo'lsa mana bu y plus x plus 1 teng 1 bo'ladi. Agar x kichkak teng minus 1 bo'lsa y minus x minus 1 teng 1 bo'ladi. Ana endi mana bu bilan buni yechsak y plus x teng 0, y plus x teng 0. Bu yerdan y teng 2,5, x teng minus 2,5 ekani kelib chiqadi. Buni yechadigan bo'lsak y teng minus 2,5, x teng 2,5 ekani kelib chiqadi. Endi x katta y teng minus 1 deb shart qo'yganmiz. X minus 1 dan katta y teng, ya'ni mana shu. Mana bu to'g'ri bo'la oladi. Mana bu esa noto'g'ri. Chunki bu yerda x minus 1 dan katta chiqmadi. Endi mana buni qayta yozib olamiz. Y minus x teng 5, y minus x teng minus 5 va mana y minus x teng bu tarafa o'tirsak 2, y minus x teng 2. Bu ikkisi ham yechimga ega emas. Demak yagona yechim y teng minus 2,5, x teng 2,5. O halde 3x plus y. Demek 3x 7,5 bo'ladi. Plus y minus 2,5 teng 5 çıkar ekan. 5 A cevap variantida turibdi. Demek bu betning o'chiramiz. Yoki tozalaymiz. Va keyingi savol. Keyingi savol 16. Demak 16. savol. Mana. Agar biror oyda 5 ta payshanba bo'lsa, shu oyda nuqta 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 bo'la olmaydi. Demak, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Demak, payshanba 5 ta bo'lishi kerak. Oyning 1-chi kuni payshanba bo'lsa, keyin 8-chi sana payshanba, 15, 22 va 29. Agar oyning 2-chi kuni bo'lsa, oyning 2-chi kuni. Keyin 9, 16, 23 va 30 bo'ladi. Agar oyning 3-chi kuni bo'lsa payshanba. Demak 3, 10, 17, 24, 31. Undan ortiq bo'lishi mumkin emas, chunki 32-chi sana yo'q. Demak maksimum mana shunday bo'lishi mumkin. Demak oyning demak 1-chi kuni payshanba bo'lsa mana
5-da juma, 5-da shanba bo'lishi mumkin. Va demak, oyning 1-chi kuni seshanba bo'lsa, 2-chi demak, sanasi chorshanba va 5-da chorshanba, 5-da payshanba ham bo'lishi mumkin. Ya'ni mana shu joydagilar 5-tadan bo'lishi mumkin. Dushanba va yakshanba demak 5-tadan bo'la olmaydi. Bu yerda A javobda mana yakshanba turibdi. A javobda mana. Keyingi savolga o'tamiz. Yettinchi va 18. Mana. Teng yo'lli 17-chi savol. Teng yo'lli ABC. Bunda A'sı B'sıge ten. Demek A'sı B'sıge ten bulgen. Ten yollu uç burçak mene. Demek S uçu. Yani yukarıda A bilen bu ise esasda. Demek A'sı bilen B'sı ten mene. A'sı tamanda D nokta alıngen. Ve B'de kesme AH belentlik kesişken nokta. Ha, demek K B'de kesme AH belentlik kesişken nokta. Demek AH belentlik. Mana AH belentlik. Ve indi B'de kesme. B'de kesmeni mana şimdi bitirsek. Yerine K desek. Eğer A'da ting AK. Demek A'da mana bir A'da AK. Mana bir de ting buladigen bu ise. Bu halde D, B, A. D, B, A burçak mı topayım? D, B, A burçak mana şu. Demek şu burçak mı topuşumuz gerek. Mana şu burçak alfa bo'lsin. Bu burçak x bo'lsin. O halde mana bu burçak alfa plus x. Yani burçak kağıdı alfa plus x. Ve u ham burçak adı kağıya teng. Mana burçak ham alfa plus x, bu yer ham alfa plus x, bu yer alfa, bu yer x. Ve indi. Ve indi. Mana şu burçakni topishimiz mumkin. Bir alfa plus x, bir ham alfa plus x bo'lsa, mana şu burçak. Burçak D A K. Demek burç 80 gradus minus 2 alfa plus 2 x boladı. Mana şu burçak. Şimdi bu burçakka alfa'nı koşsak mana bu esas değil burçak gelip çıkadı. Demek burç 80 minus 2 alfa minus 2x ke alfa'ni qo'shsak asosdagi burchak kelib chiqadi. Ana endi buni ikkinchi tomondan quyidagicha yozsak bo'ladi. Ha. Bu esa nimaga teng? Bu bu burchak alfa bo'lsa mana bu k b a. Burchak K, B, A. Mana bu burçak 90 minus alfa'ya teng. K,
Bu A burçak. Çünkü mana birini alfada belgilaganmiz. Bu ise mana bu DA bo'lga teng. Mana shu burçak DA bo'lib turibdi hozir. DA bo. Buna alfani qo'shdik. Demek DA bo. Demek 90 minus alfaga teng bo'lishi kerak mana bu. Demek mana bu hozir DA B burchak bo'lib turibdi. Mana bu esa KBA. KBA burchak. Demek bu teng oldi uch burchakning asosidagi burchaklari bo'lgani uchun teng bo'ladi. Bu yerdan demek alfalar barchasi 0 bo'lib ketar ekan. 2x ni bu tarafa, 90 ni bu tarafa o'tirsak, 90 teng 2x. Ya'ni x teng 45 gradus ekani kelib chiqadi. Mana 45 gradus. Endi 18-savol. A, B, C, D, E sonları uchun A, B teng 2. Demek A, B 2 ga teng ekan. B, C 3. CD 4 DE 5 ekan. E taqsim A'ni topish kerak. E taqsim A'ni. Mana bu ikkisini nisbatini olamiz. Bu taqsim DE taqsim AB teng 5 taqsim 2. Bu ham demek y taqsim a ko'paytirilgan d taqsim b ga teng. Ana endi d taqsim buni mana bu yerdan topsak bo'ladi. Demek y taqsim a ko'paytirilgan d taqsim b esa demek s d taqsim BS. Mana S log chiqarsa D taqsim B bo'ladi. S ning qiymati mana 4, B ning qiymati esa 3. Demek Y taqsim A ko'paytirilgan 4 taqsim 3 ekan. Demek Y taqsim A ni topadigan bo'lsak 3 bu tarafa ko'paytirilsa 15, 4 bu tarafa ko'paytirilsa 8. Demek 15 taksim 8 mana A cevap. Demek A cevap doğru eken. Demek 7'ni tozalaymiz. Endi 19 20-chi savollar. Savol. X plus y plus z 0 bo'lsa x kvadrat taqsim yz, y kvadrat taqsim xz, z kvadrat taqsim xy. Mana shuni qiymatini topish kerak. Mana. Mana bu ifodani umumiy maxrajga keltirsak x kub plus y kub plus z kub mahrajda x, y, z bo'ladi. Buni demek minus 3 x, y, z plus 3 x, y, z deb yozib olsak bo'ladi. Mana bu qismi ko'paytuvchilarga ajraladi. Ya'ni mana shu qismi. Demek bu x plus y plus z x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat minus x y minus y z minus x z
Mana shu shaklda ko'paytuvchilarga ajraladi mana bu. Mahraj da x y z plus mana bu 3 x y z ni x y z ga bo'lsak 3. Bu yerda mana bu 0 bo'lgani uchun bu qismi 0 bo'lib ketib 0 plus 3 qoladi. U ham 3 keting. Demak, A javob to'g'ri ekan. 20-savol. A bu natural sonlar uchun demek 3a plus 2b 11 ga bo'linarken bu holda quyidagilardan qaysi biri qoldiqsiz 11 ga bo'linadi deyilgan. Mana shu bu javob variantiga to'xtaldik. Çünkü mana 8 10a plus 3b verilgen. Ko'paytirib yazsak 80a plus 24b. Bunu endi mana 24'ni 2'ye bo'lsak 12, demek 12 3a plus 2b deb yazsak mana bu kısmı mana bu kısmı 11'ye bo'linadi plus mana bu 36 80 bo'lish uchun 44a qo'shilishi kerak. Bu 44 bo'lgani uchun bu ham demek 11'ye bo'linadi. Demek natija 11'ye bo'linadi. Demek bu javob varianti to'g'ri berdi. Endi keyingi savollara o'tamiz. Mana keyingi savollar 21 ve 22. Bu yerda faqat savolni o'zi, ya'ni yopiq test mana 21-da 4 xonali son yoqimli deyiladi. Agar sonning o'zi 25 ga bo'linsa, uning raqamlari yig'indisi 25 ga bo'linsa va uning raqamlari ko'paytmasi 25 ga bo'linsa, barcha yoqimli sonlarning yig'indisini toping. Demak, A bu 25, 25 ga bo'linadigan 4 xonali son. A bu 50. A bu 75. Ve AB 00. Mana şimdi şekilde 4 xonali sonlar 25 ga bo'linadi. Endi uning raqamlari yig'indisi ham 25 ga bo'linishi kerak ekan, uning raqamlari ko'paytmasi ham 25 ga bo'linishi kerak ekan. Demak, buni raqamlari ko'paytmasi 0. Bunun rakamları köpeytmesi 0. Şimdi 0 ile 25 ile bölünedi de hesablasak, rakamları yığındısı 25 ile bölünüşü gerek. Demek rakamları yığındısı bu ikisi 5. Mena bu bilen demek 25 buluş için her biri kemi de rakamla yığındısı en köpü bilen 18. Maksimum rakamları yığındısı 23 olarak yani bunu. Demek bu son bola olmaydı. Mana bu sona dikkat kılsak. Rakamları köpeytmesin 0, 25 ge bölünede hesablasak. Yani şimdi rakamlar yığındısı köpü bilen 18 boşu mümkün. 2'de 9 bu ahalette. Demek bu sonam oyundan çıktı. Bunu şekil görmüş değil sallı. Yani şimdi rakamları demek köpeytmesi bölünüşü gerek ve rakamları yığındısı ham. Mana bu ikitesi kaldı. Şimdi bu ikisinin rakamları yığındısı 12. Demek bu ikisinin rakamları yığındısı 13 buluş gerek. 13 buluş için. 13 buluş için. Ve yine rakamları yığındısı 13. Rakamları köp etmez kan 5'ge bölünüşü için. Ama buradan kemede bittesi 5'ge deyin. Demek rakamlar yalnız 13 olsa 5 bilen 8 buluşu mümkün. Demek 5875
yoki 8575. Mana shu sonlarni demak raqamlar yig'indisi 25 ga bo'linadi, ko'paytmasi 25 ga bo'linadi va o'zi 25 ga bo'linadi ikkita son. Mana bunday shaklda sonlanarsa raqamlar yig'indisi mana bu qismi 7 bo'lib turibdi. Demak bu qisminin yig'indisi 18 bo'lishi kerak. 18 bo'lish uchun har biri 9 dan bo'lishga majbur. 9925. Mana shu sonning raqamlari yig'indisi 25 ga bo'linadi, lekin ko'paytmasi bo'linmaydi. Demak bu ham bo'lolmaydi. Ya'ni yagona yagonamiz ikkita yechim bor ekan. Barcha yoqimli sonlarning yig'indisi mana shu ikki sonning yig'indisi kerak. 0 demak 14 15 14 yana 14 14450. Demak mana shuning bo'lar ekan. Endi 22-savol. X, Y, Z tup sonlar uchun X, Y, Z 5, X plus Y plus Z bo'lsa X kvadrat plus Y kvadrat plus Z kvadrat. Mana shuni topish kerak. Mana shuni topish kerak qisqasi. Endi barchasi tup son ekan. Demak 3 ta tup sonni ko'paytmasi bu tarafda 3 ta tup sonni yig'indisi bilan 5 ning ko'paytmasi. Demak demak 3 ta tup son. Bu 3 ta tup sondan bittasi 2 bo'lsa. Chunki boshqa tup sonlardan farqli ravishda 2 juft son. Birisi 2 bo'lsa, bu tarafta demak ko'paytma juft bo'ladi. Demak yig'indi ham juft bo'lishi kerak. 2 ta. Demak 2 ta tup son bitta juft bilan yig'indisa juft. Demak qaysidir birisi 2 bo'lishi mumkin. Ana endi. Ana endi qanday mulohaza yuritamiz bu yerda? Demak demak 3 ta tup sonning ko'paytmasi ning 3 ta tup sonlar ko'paytmasi ning bitta bo'luvchisi 5 ekan. Demak 5 ga bo'linuvchi mana bu x, y, z 5 ga bo'linishi kerak. X, y, z 5 ga bo'linishi kerak. Ana endi x ham y ham z ham tup son bo'lgandan keyin albatta bularning birisi 5 bo'lishga majbur. Boringki x teng 5 bo'lsin. X teng 5 bo'lsa 5 y z bu tarafta 5 ko'paytirilgan 5 plus y plus z hosil bo'ladi. X teng 5 bo'lsa demak bu 5 larni qisqartirsak y z minus y minus z demak plus 1 teng 6 deb yazsak bo'ladi. Chunki mana bu qismi shunda ko'paytuvchilari ajraladi. Demak z minus 1 y minus 1 teng 6. Ana endi 2 ta sonni ko'paytmasa demak 6 bo'lsa bu 2 bu 3 bo'lishi mumkin yoki bu 3 bu 2. 2 ta sonni ko'paytmasa 6. Keyin 1 bilan 6 yoki 6 bilan 1 ham bo'lishi mumkin. Ana endi bu 2 bo'ladigan bo'lsa z teng 3 y teng 4 bo'ladi. Mana bu 3 bo'ladigan bo'lsa z teng 4 y teng 3 bo'ladi. Mana bu 6 bo'lsa z teng 7
Y teng 2 bo'ladi. Ana endi x, y, zlar tub ekanini. Mana bittasi tub bo'lib turibdi. Boshqalari ham tub bo'lishini. Demak, inobatga olsak, mana bu va mana bu shartni qanoatlantirmaydi. Mana bu esa qanoatlantiradi. Demak, x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat. Mana 5 ning kvadrati, 2 ning kvadrati, 7 ning kvadrati. 49, 53, 70, 78. 49, 53, 73. Yani 5 ni qo'shsak 78 adashmasam. 78. Demek mana shundan iborat yechim. Keyingi savollarga o'tamiz. Keyingi savollarga o'tamiz. Demak, 23-savol. 23 va 24 ni tahlil qilsak, mana 23-chi. ABC tengyo'lli uchburchakning asi asosida D nuqta olingan. Demak, kattaroq qilib chizsak. Demak, asi asos. Demak, bu burchak 3 bu 3. Asi asosida D nuqta olingan. Mana shu D nuqta bo'lsin. CD 2 mana bu yer 2 ekan. CL bisektrisa. Demak, mana bu bisektrisa ekan. L bu burçak, bu burçakka teng demek. Va L AB'ga tegishli deyilgan. DL CL bisektir ise DL'ga perpendikular. AL'ni toping. Demek bu çizmanı sal. Üç burçak ne demek? Bitmez burçakli rak kılıp çizsak belki mi ihtimala yakın rak. Demek A S B mene S L bir siktir ise mene bir L bu doğru burçak mene bu ise D S D 2. Demek A L'ni tapış gerek. Mana shu yer x shuni topish kerak. Mana bu sada 2. Va bu burchak bu burchakka teng. Demak. Demak bu burchakni alfa desek, bu burchak ham alfa bo'ladi. Mana bu burchak 2 alfa bo'ladi. Ana endi mana bu burçak için sinusunu yazsak. Sinus alfa. Mana şu burçakın alfası. Demek DL'ni 2'ye nispeti. DL'ni 2'ye nispeti. Ve mana bu uç burçak ALD için sinuslar teoremasını yazsak. Mana şu uç burçak için. Demek DL'ni mana sinus 2 alfaga nisbati. DL'ni sinus 2 alfaga nisbati mana x'ni esa mana bu burchakka. Shu yerda burchak ADL. ADL nimaga teng desa, mana bu 90 gradus, mana bu alfa. Demak 90 plus alfaga teng. Bu burchakning sinusi, demak sinus 90 plus alfa.
Bu demek kosinüs alfaga teng. Demek x'ni kosinüs alfaga nisbat. Endi mana bu sinüs 2 alfani sinüs 2 alfani 2 sinüs alfa kosinüs alfa ekanini inobatga olsak, mana bu kosinüs alfa bilan kosinüs alfa qisqarsa demek dl taqsim sinüs alfa degan 2x ga teng. Dl taqsim sinüs alfa degan 2x ga teng. Mana bu yerda dl taqsim sinüs alfa esa 2 ga tengligi ko'rinib turibdi mana. Demek bundan kelib chiqadiki x teng 1. Ya'ni al 1 ga teng. Al mana. Al 1 ga teng. Endi 24-chi savolga o'tsak, A va C sonlar to'plami, ana shu to'plam bilan almashtirildi. Natijada hosil bo'lgan to'plam avvalgisi bilan bir xil bo'ldi. Demak, A va C to'plam teng ekan. Demak, A 4 minus 2 B kvadrat. Demak, 3'sini yazib o'tirmay, 2'sini yazamiz. Demek S'nin 4'incisi minus 2A kvadrat. Mana şu toplam, mana şu toplam geteyim. Demek bu yerde A mana bunu geteyim buluşu mümkün. Ya ki S 4 minus 2A kvadrat ke. Ya ki mana bir de B 4 minus 2 S kvadrat ke. Demek kaysadır birisi A basılarının kaysadır birisi. Mana bir de kaysadır birisi geteyim. Demek ana şimdi xulosa çıktı. Endi A bo'lsa sonlarning yig'indisi. Demek A plus B plus C sonlarning yig'indisi. Demek bu sonlarning qaysidir birlari mana bu yerdagi qaysidir birlariga teng bo'lgani uchun A 4 minus 2 B kvadrat plus B 4 minus 2 C kvadrat plus C 4 minus 2 A kvadratga teng mana bu. Va bunu ham demek minus 3 A plus B plus C minus 3 ga teng deyilgan. Demek minus 3 ni bu tarafa o'tirsak A'nın 4-chisi minus 2 A kvadrat plus 1 desek B'nin 4-chisi minus 2 B kvadrat plus 1 desek C'nin 4-chisi minus 2 C kvadrat plus 1 desek 0 ga teng bo'lib qoladi. Bu yerdan A kvadrat teng 1. Demek b kvadrat ham shunga teng, c kvadrat ham barchasi 1 ga tengligi kelib chiqadi. Endi a bo'lsa sonlar ko'paytmas. Demek a bo'lsa sonlar ko'paytmasi a bo'lsa sonlar ko'paytmas. Mana a bo'lsa sonlar yig'indisi minus 3 ekani aytilgan. Demek barchasi minus 1 ga teng bo'lishi majbur. A bo'lsa ko'paytma, demak barchasi minus 1 bo'lsa 3 dan minus 1 larning ko'paytmasi yana minus 1 ga teng. Demak minus 1 chiqar ekan. Davom qilamiz. Davom qilamiz. Endi 20 5 ve 26 savollar. Mana 25-chi savol. N kub plus 100. Mahrajda N plus 10. Demek mana şu kesirni kıymatı natural. N'nin en katta kıymatını topin. Mana şu natural bosa. N ham natural bosa. Demek N'nin en katta kıymatını. Mana bunu N kub plus 1000 minus 900'de basak. Mahrajda N plus 10.
Demek bana bu n plus 1000 ile n plus 10'a bölsek. N kvadrat minus 10n plus 100 boladı. Minus 900 mahrajda n plus 10. Mana şimdi kep kaladı. Demek demek n plus 10 900'nin bölücüsü. Demek n teng 890 bosa. Bu tarafı müsbet. Juda katta son, birden katta elbette müsbet. Mana bu n 10'lara 890 900 bosa bu 1. Demek bu ham natural bolar ekan. N teng 890 bosa. Demek 890 en katta qiymat. Ana endi 26. 26 mana. Keteklerinin chiziqlari bo'yicha A'dan B'ga olib boruvchi eng qisqa yo'llar soni nechta deyilgan? Buni demak ana shuni o'zini kattaroq hajmda olsak. Demek mana mana şu A'dan mana şu B'ye alıp boruvchi eng qisqa mana eng qisqa yo'llar soni nechta? Mana mana şu yere kelib qolsak, mana şu noktaga B'ye borishning bitta yo'li mavjud. Mana bu yere kelib qolsak ham B'ye borishning bitta yo'li mavjud. Ana endi mana bu yere kelib qolsak B'ye borishning bu tarafdan va bu tarafdan ikkita yo'li mavjud. Mana bu yerga kelib qolsak, mana to'g'ridan ketamiz. Agar bu tarafa qayrilsak, uzoqlashib ketadi u yo'l. Mana strelkalar bilan ham ko'rsatilgan. Demak, mana shu joydan bitta yo'l mavjud, eng qisqa. Bu joydan ham bitta eng qisqa yo'l mavjud. Lekin mana bu joydan 3ta, chunki bu tarafdan bitta, mana bu yerga kelib qolsa 2ta. Demak, mana shu nuqtaga kelib qolsak, 3ta yo'l mavjud. Endi mana bu yerdan albatta bitta, bu yerdan ham bitta, bu yerdan ham, bu yerdan ham bitta bitta yo'l mavjud. Bu ham bo'lsa to'g'riga chiqish. Va endi mana bu yerga kelib qolsa bu tarafdan mana 2ta, bu tarafdan mana bitta deyilgan, demak mana shu joyda 3ta yo'l mavjud. Mana shu yerga kelib qolsa. Mana bu yerga kelib qolsa esa bu yerdan bu tomondan 3ta, bu tomondan bitta, demak 4ta yo'l mavjud. Bu yerdan esa 5 yo'l mavjud, chunki bu tarafdan 4 ta, bu tarafdan 1 ta. Mana bu yerda esa mana shu yerga kelib qolsa 6 ta yo'l, chunki bu tarafdan 5 ta, bu tarafdan 1 ta yo'l mavjud. Ana endi mana bu yerda 4 ta, chunki bu taraf bu yerga kelib qolsa bu tarafdan 1 ta, bu tarafdan mana yozilgan 3 ta yo'l mavjud. Ya'ni bu ikkisining yig'indisi mana shu yerda-da. Ana endi bu yerga kelib qolsa bu tomondan kelsa 3 yo'l, bu tomondan kelsa 3 yo'l, jami 6 yo'l mavjud ekan. Demak, mana bu yerga kelib qolsa, bu tarafdan 6 ta, bu tarafdan 4 ta, jami 10 ta yo'l mavjud ekan mana shu yerda. Bu yerda esa bu tarafdan 10, bu tarafdan 5, 15 ta yo'l mavjud ekan. Mana bu yerdan bu tarafdan 15, bu tarafdan 6, demak 21 yo'l mavjud mana shu yerda. Endi mana bu yerda 10 ta yo'l mavjud, chunki bu tarafdan 4 ta, bu tarafdan 6 ta. Mana bu yerda bu tomondan 10 ta, bu tomondan 10 ta, 20 ta yo'l mavjud. Bu yerdan mana bu yerda bo'lsa, bu tarafdan 20, bu tarafdan 15, jami 35 yo'l mavjud. Demak, A nuqtadan bu tarafga yetsa 35, bu tarafda 21, jami 56 ta yo'l mavjud ekan. Demak, 56 to'g'ri javob. Mana shu savol ajoyib ekan, lekin oson. Demak 27-chi. Va 28-chi savollarni
yechishga harakat qilamiz. Mana 27-chi. Şunu demek. Mana şunu uzun olsak. Endi bu yerda A'si 12 deyilgan, EA mana bu yer 15 deyilgan. 15. EA'da kesme. Mana bu AL bisektrisi ekan, mana teng burçaklar ajratgan. DL va LC teng, A'si 12, AE 15, EA'da A'siga paralel. Mana edi asiga paralel mana bilan bu paralel demek stilga qo'yib qo'yamiz. Paralel bo'lsa edi mana shu edi kesmaning uzunligini topish kerak. Shu joyda mana shuning bir kesma o'tirsak bu tomoni. Mana shu perpendikular bo'ladigan bu qilib. Albatta mana shu yer perpendikular bo'lsa, bu bilan bu burchak teng bo'lgani uchun mana bu uch burchak teng yonli bo'lib qoladi. Mana shu yer bilan mana shu yer. Demak, o'z-o'zidan mana bu kesme 12 bo'lib qoladi. Mana bu qismi 3 bo'lib qoladi. Bu tomoni 12, bu tomoni 3. Mana shunda kesme o'tirdik. Ana endi mana shu kesmani oxiri bilan L nuqtani tutashtirsak demek bu yer perpendiküler bo'lgani uchun bu teng yonli uchburchak. Mana bu demek bu bilan teng. Demek mana bu L'dan mana shu nuqtaga tushgan kesme teng 2'ye bo'lib perpendiküler bo'lib turibdi. Demek mana shu chiziq mana bu chiziqqa teng. Demek mana bu uchburchak ham teng yonli uchburchak. Ana endi mana shu nuqtani bu bilan tutashtirsak mana şu uç burçakta bunu birer bir K nokta K deyip bilgilesek mana şu K D S K D S uç burçak uç burçak K D S doğru burçakli doğru burçakli çünkü mana tamamıyla katta tamamıyla birer tamamıyla çürülgen mana medianası tamamının yarmiga teng bo'lib turibdi. Demek mana şu burçak doğru burçak. Mana şu yerde doğru burçak üç burçak hasıl olarak. Şimdi bizim esası maksadımız 7 kesmenin uzunluğunu tapış. Demek demek mana bir alfa. Bu ham alfadan bo'lsin. Bisektrisa bo'lgandan keyin bu burchaklar teng. Mana bu ED bilan AS parallel bo'lgani uchun demek bir 2 alfa bo'lsa, mana burchak ham 2 alfa bo'ladi. Mana shu burchak 2 alfa. Demek bu tarafı burchak DEK. DEK burchak DEK burçak pi minus 2 alfa geteyim. Pi minus 2 alfa. Ana indi. Bir alfa bosa. Mana bu burçak. Mana şu burçak. 90 gradis minus alfa geteyim. Yani burçak A K
S. Yine A, K, S. 90 gradus minus alfa geting. Mana bu yer 90. Mana bu yer 90. Demek ikisini qo'shsak pi minus alfa. Demek E, K, D. Burçak E, K, D. Mana E, K, D burçak. Bu demek alfa geting ekan. Demek mana bu burçak. Mana şu burçak alfa. Bu burçak alfa. Endi demek bu burçak alfa bo'lsa, mana bu yer 2 alfa bo'lsa, demek ED K. 3 burçak ED K. Teng yonli. Çünkü mana EK'da burçak alfa, mana burçak 2 alfa bo'lsa EDK burçak ham, burçak EDK ham demek alfa'ya tengli kelib chiqadi. Demek bu 3 burçak teng yonli bo'ladigan bo'lsa, barchasidan xulosa ED teng EK. Yani bu ham teng 3. Demek ED kesmenin uzunluğu 3 keteğin bolar eken. Şimdi 28. savol. N plus 4 ve N minus 85 sonları natural son kvadratları boladigan N natural sonunu topin. Demek N plus 4 ham birar sonun kvadratı. N minus 85 ham. N minus 4. N plus 4. N minus 85 kvadratlar eken. Biz bilemiz ki 1'nin kvadratı 1'ge teng, 2'nin kvadratı 1 plus 3'ge teng, 3'nin kvadratı 1 plus 3 plus 5'ge teng. Demek va hokazo. Demek her sefer bitta tog' sonni qo'shsak yangi kvadrat hosil bo'laveradi. Bu ikkitasining farqi 89 ga teng. Demek qayerdadir n minus 85 bor. Biror nimaga teng? Bunga. Demek 89 qo'shilgan n minus n plus 4 bo'lgan. Bu ham biror sonning kvadrat. Oxirida plus 89 turadigan. Demek mana shunga o'xshagan yig'indilar. Ana endi. Qonuniyatni topish harakat qilamiz. 1 bilan 3 ni qo'shib 2 ga bo'lsak, mana 2. 1 bilan 5 ni qo'shib 2 ga bo'lsak 3. Keyingisi 4 ning kvadrati 1, 3, 5, 7 bo'ladi. Mana bu ikkisining o'rta arifmetigi mana bunga teng. Demek elbette birincisi 1 bularını. Barchasining yig'indini boshi mana 1. Demek 1 bilan 89 ni o'rta arifmetigi mana n plus 4 ga teng. Demek n plus 4 teng bu ikkisini o'rta arifmetigi demek 45. Demek n plus 4 emez. Ildiz astı n plus 4. Çünkü bize mana bu sonunu özünü alıp durmuz. Mana 3 keteyin, mana 4 keteyin de. Demek mana şu son. Kaysi sonunun kvadratı boladigan bolsa oşa son 1 plus 80, 1 bilen 89'nin orta arifmetigi yani 45. 45'nin kvadratı 2025. 2025 4'ni ayırsak demek n teng 2021 ekan. Demek 2021 yıl için maxsus savol ekan bu. Demek n teng 2021. Keyingi savolga o'tamiz. Bu 2 ta savolimiz qoldi. 29 ve
30. Ne? 29. Yazıldı fakat 0 ve 1 rakamlardan ibaret 225'e kaldıksız bölünedi. En küçük natural sonunu tapayım. Yine 225'e bölünedigen son 0 ve 1'lerden ibaret eken. 225 ise 25 köpeytirilgen 9. Demek o son 25'e hem 9'ge hem bölünedi. 25'e bölünüş kaydası. Demek o akırı 25 50, 75 ya ki 2'de 0 buluş gerek. Demek 0 ve 1 ile de ibarat buladırken bu ise fakat bana şu halat mevcut. Demek ahırı 2'de 0 buladırken o şey sanını. Yendi bu sanının demek 9'ge hem bölünüşüden rakamları yandısı 9'ge bölünüş gelip çıkardı. Demek birçesi 1 bulan için aldın gelenin birçesi 9'da 1 buluşu. Demek 3, 3 yine bitti. Mene şu son buluşken mecbur. Rakamlar yandısı 9'ge bölünedi. Ahir 2 rakamı 0'lerden ibaret. Demek mene şu son 225'ge bölünedi. Ve en küçük son. Şimdi 30'uncu. 30'uncu sualını çizmasını. Çizmasını alalımız mene. Demek ki 29'un geçilişi adı gördük onu. Mene şimdi kılsak. Demek. Bu 90 grad seken. Mene bu D'nin ortası F nokta. A, S'nin ortası J nokta. F, J'ni tapış gerek. Mene bu kesme. 2 ildizası 6. A'da kesme, yani bu S'e kesme ise 2 yıldız astı 3. 2 yıldız astı 3. Buldu. Ben bunda demek kuyuda hiç hareket kıldım. Ben şunu devam kıldırdım. Ve bunu ham devam kıldırdım. Ben şu yerde kesişti. Ben şu yerde. Şu burçekini elfede bilgiledim. Mene bu burçekini ise bittede bilgiledim. Mene şuradaki burçekini bitta dedim. Bu yerdeki burçekini ise elfede dedim. Bu halde mene şu S burçek, mene şu burçek. Elfe plus bitta. Mene şu burçek elfe plus bitta. Şimdi mene bir bitta bakan için mene bu burçekim bitta buladı. Mene bunu tutaştırsak. Bunu hem tutaştırsak. Şimdi demek mene bu B, D, E, tor buçak, üç buçak boğun için B, F kesme ham. Demek mene şunlarga D, F ve F, E'ye ten boladı. Ve A, B, S, tor buçak, üç buçak da B, J mediana boğun için bu ham demek mene şunlarga ten boladı. Bunu demek N, bunu ham N de birgile basak. Mene bu D, F'ni N desek M. F, N ham M desek, o halde BF ham M boladı. BF ve BJ N boladı. BJ. Çünkü mana AN ve JS, AJ ve JS'ye teng. BJ ve FJ'ni X deyip belgilesek. Ve
Mana bu D bu kesmani A desek. Mana bu B E kesmani B deb belgilab olsak. O halda A kvadrat plus B kvadrat teng. Mana bu 2M'nin kvadratı. 4M kvadrat. 4M kvadrat. Ve yine A plus 2 ildizası 6'nın A plus 2 ildizası 6'nın kvadratı ge. B plus 2 ildizası 3'nin kvadratını koşsak 4N kvadrat buladım. Yani şimdi bu alfa burçeklerini, alfa beta burçeklerini bilgileştiren maksat buladı. Mana bu B, F, E burçak teng yallı bo'lgani uchun bu burçak betta bo'lsa, mana bu burçak ham betta bo'ladi. Ve B, J, S teng yallı 3 burçak. Teng yallı 3 burçak. Mana bu S burçak alfa plus betta bo'lsa, mana bu B, J, S burçak ham burçak uzr J, B, S. Demek ki J, B, S. J, B, S burçak hem alfa plus beta olad. Demek mana bu burçak mana burçak alfa bu kaladı. Alfa. Yani burçak J, B, F. Ting alfa. Şimdi mana şu 3 burçak için kosinüs teoremasını kollasak. X kvadrat, mana bu x kvadrat, mana n kvadrat, mana bu m kvadrat. N kvadrat plus m kvadrat minus 2m n kosinus alfa ga teng bo'ladi. Kosinus alfa ga. Ve mana şu noktanı mana shu yerni biror bir belgilab olsak nimadir buni. Endi belgilash ham shart emas. Mana shu kesmani biror p, mana bu kesmani esa q bilan belgilasak mana bu qismini, mana bu qismi esa p. Bu burchak alfa. Mana shu 3 burchak uchun kosinus teoremasini qo'llaymiz. Demak 2 ildizasi 3ning kvadrati 12 p kvadrat plus q kvadrat minus 2 p q kosinus alfa geting. Ve mana bu uch burchak uchun ham kosinus teoremasini qo'llasak. Bu tomoni p plus m mana bu x ning kvadratiga teng bo'ladi. P plus m ning kvadrati min plus mana p plus m bo'lsa bu tomoni q plus n. Q plus n ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan mana shu ikkisi. P plus m q plus n kosinus demek alfa kosinus alfa demek mana shu yerda alfa bu deb alfa bu deb qaraymiz endi ve mana bu uch burchak uchun ham mana shu uch burchak uchun ham kosinus teoremasini qo'llasak mana bu burchak uchun demek p plus 2m bo'ladi. Yani bu tomoni esa 6 24. Demek 24 p plus 2m ning kvadrati q plus 2m ning kvadrati minus 2 ko'paytirilgan p plus 2m q plus 2n ko'paytirilgan kosinus alfa. Kosinus alfa. Endi bu taraf şart bu men kaldı. Mana şu 4 talasidan hazır. Demek x'ni topsak bo'ladi. X'ni topsak. Çünkü bu ikisini ayırıp yazsak mana 24 minus x kvadrat p kvadratla 0 bo'lib ketadi, q kvadratla 0 bo'lib ketadi. Ve bu yerde 4 pm, bu yerde 2 pm
2p m qoladi va 3m kvadrat qoladi. Bu yerda ham xuddi shuni 2qn plus 3n kvadrat qoladi. Bundan bunu ayırsak. Bundan bunu ayırsak. 2p q kosinus alfadan 0 bo'lib ketadi. Demak 4pn. Bu yerda esa 2pn. Minus 2pn. Kosinus alfa qolar ekan. Minus yana 2qm kosinus alfa qoladi. 2qm kosinus alfa ve bu yerde 2mn kosinus alfa, bu yerde ise 8mn kosinus alfa. Demek minus 6mn kosinus alfa qoladi. Endi mana şu, mana bu ve mana buna e'tibor bersak. Şu üçsü demek. Mana şu ifadeni 3'ge köpaytirganimizga teng bo'lib turibdi mana. 3m kvadrat, 3n kvadrat, 6mn kosinus alfa. Demek bu üçsünün yig'indisi 3x kvadrat. Bu tarafı o'tsa 4x kvadrat bo'ladi. 24 minus 4x kvadrat. Ana endi bu yerde 2pm, 2qn ve mana bula kaldı. Demek mana şu ifadadan mana bu ifadanı ayırsak. Demek mana bu ifadadan demek bunu nereye köçürüp yazalımız? Demek şu yeri yazışa mecburumuz. Demek bu ifadadan mana bu ifadanı ayırsak p kvadrat q kvadratdan 0 bo'lib ketadi. X kvadrat minus 12 qoladi bu tarafta. Bu yerda 2pm. Bu yerda 2qn. Mana bu yerda 2pq. Kosinus alfa. Mana bu yerda bu 0 bo'lib ketadi. 2n. 2pn. Kosinus alfa, 2qm kosinus alfa qoladi. Demek nima bilan qoladi shu? M kvadrat plus n kvadrat ham bor. Va mn kosinus alfa. Demek bundan bunu ayıramız. Bundan bunu ayıramız. Yoki bo'lmasam bu ikisini qo'shib bunu ayırış gerek. Mana bu ikisini koşup bunu ayırsak demek mana shu ifodalarning o'zi qoladi ekan. Shunda bu yerde bu ikisini koşup bunu ayırsak 12. Yine bir marta tekshirib ko'rsak, bu ikisini koşsak 2pm 2qn. M 2QN qoladi şunu qayra hazır. Demek
Demek bu ikisini koşkanımızı bundan ayrı yazsak. Bu ikisini koşkanımızı bundan ayırsak. He, minus 12 kaladı. He, demek doğru. Minus 12. Minus 12. Demek neşe ettik? Bu ikisini koşup, mana bu ikisini koşup bundan ayırıp taşadık. Mana şu yerdeki ifadala kaldı. Mana şu, mana bu, mana bu ve mana bu. Şimdi çelmekte becerip görse buladı. Bundan keyin x teng 3 ekeni kelip çıkadı. 36, 4 ne bölsek 9, x teng 3. Demek mana şu kesmenin uzunluğu 3 ga teng eken. Şu bilen bu videonun yakınlığımız. Yetibarınız için rahmet.